Merhabalar değerli arkadaşlar. 90. videomuzda artık GDS'de, YÖKTİL'de ve LYS5'te en yoğun soru türünü içeren, aslında İngilizceyi kelime dağarcığı ve çeviri olarak ne kadar bildiğinizi anlamamıza yardımcı olan reading soruların nasıl çözülmesi gerektiği hakkında bilgi vermek kısmına ve örnek sorular çözmeye gelebildik. Düşünün ki 90. videoda buna geçiş yapabildik. Neden? Çünkü okuma parçaları %90 okuduğunuzu anlamaya dayalı sorulardır. Bir kişinin de İngilizce'de okuduğunu anlayabilmesi için iyi bir kelime dağarcığı ve çeviri yeteneği olması gerekiyor. Bu sebepten dolayıdır ki gramer konu eksiklerinizi giderdikten hemen sonra kelime ezberleme ile birlikte her gün düzenli olarak alışkanlık halinize getireceğiniz bir okuma çalışması programlarınıza eklemelisiniz değerli arkadaşlar. Gramer konularından gerund, infinitive, relative clause, noun clause, modal, tense, passive konuları bittikten sonra aslına bakarsanız çeviri yapmaya başlayabilirsiniz. Çeviri yaparken ilk başlangıçta önemli olan tamamen paragrafı anlamak değil, paragrafın ne anlatmak istediğini yüzeysel olarak anlamak ve okuma alışkanlığı kazanmaktır değerli arkadaşlar. Bu yüzden sizlere en büyük tavsiyem, belirli gramer konularını bitirdikten sonraki süreçte mutlaka günlük en az 5 paragraf okuyunuz. YDS, YÖKTİL ya da LYS5 sınavına hazırlanan öğrencilerim, hikaye kitapları okumayınız geliştirme yapmak için kendinizi. Benim kitaplarımdaki YDS makaleleri ya da farklı yayınlardaki YDS makaleleri, YÖKTİL makaleleri, LYS makaleleri okuyunuz. Bir de uluslararası akademik internet sitelerin var. Burada tezler paylaşılıyor, buluşlar paylaşılıyor, ekonomik sosyal problemler anlatılıyor. Bu sitelerden de makale okumanızda fayda vardır. Benim bir öğrencime ya da sizlere ya da hepinize ilk tavsiye edeceğim şey, gramer altyapınızı belirli bir noktaya getirdikten sonra her gün kelime çalışarak tabii ki okuma alışkanlığınızı kazanmanız. Okuma alışkanlığı kazanırsanız belirli bir süre sonra gramer sorularını daha kolay çözmeye başlarsınız. Ve en iyi kelime öğrenme yolu okuma yapmaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın değerli arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda paragraf soruları nasıl çözülür adı altında size yapmanız gerekenleri anlatacağım. Ama diğer soru çözümlerinde verdiğim ipuçları gibi faydalı olabilmesi için bu yöntemi uygulayacak öğrenci arkadaşlarımızın belirli bir kelime seviyesine ihtiyacı olduğunu unutmamaları lazım. Yani hiç kelime bilmeden siz bu yöntemleri istediğiniz kadar uygulayın, başarılı olma şansınız yok. O yüzden
Ne zaman paragraf çözmeye başlayalım sorusuna tam cevap. Videolarımdan Cer'in infinitif kısmına kadar olan kısmı bitir. Sorularını çöz. Bağlaçları iyi öğren. Sonra paragraf çözmeye başla arkadaşlar. Şimdi paragraf nasıl çözülür? Paragraf nasıl çözülmelidir? Videomuza başlayalım. Başlamadan önce son kez şunu hatırlatayım. YDS'de 20 soru, 5 paragraf, 4 şıklı. LYS ve YÖKDİL'de 15'er soru, yine 5 paragraf, 3 şıklı. Yani ortalama sınavın 4'te 1'ini oluşturan paragraf sorularında bugüne kadar öğrencilerimin istatistiklerinden gördüğüm kadarıyla YDS adına konuşursam 20 paragraf sorusunun 10'unu yapanlar 55 alıyor. 12'sini, 13'ünü yapanlar 65 üzerine çıkıyor. 15 tanesini, 14 tanesini yapanlar ise 70 üzerinde puan alıyor. Bu istatistiği hiç üşenmeden tuttum. Ne zaman ki bir öğrenci 55 aldı, paragraf doğru sayısı ortalama 10. Ne zaman bir öğrenci 65 aldı, paragraf doğru sayısı ortalama 12 ya da 13. 14, 15, 16'yı görenler de 70 üzerine çıkabiliyor. Çok doğru. Niye? Çünkü paragrafı çözebilen insan İngilizceye artık hakim olmaya başlamıştır. Ve ne demiştim? Gramer sorularını ve diğer soruları da daha kolay çözer. Ki YDS, YÖKDİL ve LYS'nin %60'ını kelime ve çeviri yeteneği, %40'ını soru çözüm yöntemi ve gramer bilgisi oluşturur. Yani bu sınavlarda en önemli şey okumak ve kelime dağarcığımızı genişletip sağlam bir gramer yapısına sahip olmaktır değerli dostlar. Şimdi bir paragrafla sınavda karşı karşıya kaldınız. Ne yapacaksınız? Paragrafla sınavda karşı karşıyasınız. Ne yapacaksınız? Paragrafın en önemli sırrı, sizi en güzel neşelendirecek kısmı şudur. Paragrafı hiç okumadan tarama yapmak arkadaşlar. Bakın, paragrafla karşı karşıya kaldınız. İlk yapmanız gereken şey tarama yapmak. Hocam, tarama yapmak nedir? Tarama yapmak, göz ucuyla okumak demektir. Ne demekmiş tarama yapmak? Göz ucu ile okumak demektir. Buna ayıracağınız zaman maksimum 25 saniyeyi geçmemesi lazım. Ve okuma yaparken, tarama yaparken özel isimlerin, tarihlerin ve belirli kelimelerin altını çizin. Tekrar söylüyorum. Tarama yaparken özel isimlerin, tarihlerin, gerekirse bağlaçların ve sık kullanılan kelimelerin altını çizin arkadaşlar. O zaman hemen size 2013 ilkbahar sınavında çıkmış bir paragrafın nasıl göz ucuyla tarama yapıldığını gösteriyorum. Erdem, şu paragrafı alalım. Sınavda karşı karşıya kaldım soruyla ve tarama yapıyorum. 15, 20, 25 saniyem var. 25 saniye başladı. Tarıyorum. Image on industry that runs out of raw materials. Companies go bankrupt, workers are laid off, families suffer, and associated organizations are forced to take drastic action. Welcome to global banking. Recently bought Global banking recently bought its needs by interruption of its life balance. The flow of cash in this case we seem to have been forged in the nick of the time. Governments released reserves in order to start cash circulating again. But what if the resources had not been there? What are we fish?
Tropical hardwoods metals like indium and fresh water dry up. We live on a planet without winter soldiers. That is no surprise to anyone. So why do we have one more growth means using more soldiers? When the human population was in millions and researchers were supposed people could simply move to new postures. However, with 9 million people expected around 2050, moving on is an option. As politicians reconstruct the global economy, they should take heed. If we are to leave any kind of planet to our children, we need an economic system that lets us live within our means. Evet. Ne yaptım? 15-20 saniye aldı. Bakın aşağıdan. Daha fazla almadı. 15-20 saniyede okurken böyle gözüme gelen yerleri taradım. Tarama sonucunda bakın neler öğrendim. Sanayi bir iflas var. İnsanlar acı çekiyor. Küresel bankacılık var. Ondan sonra hükümetler buna önlem alıyor. Para ile alakalı bir süreç var. Gezegenimizde taze suların kuruması var. Büyüme, nüfusun artması, 9 milyon insanın olması, küresel ekonomi, çocuklarımıza bırakacağımız gezegen ve ekonomik sistem. İşte tarama yaptığımda artık ben paragrafın neden bahsettiğini biliyorum. Bakın bu paragrafı ilk defa okuduğumu düşünün. Neden bahsediyor benim paragrafım? 1. Ekonomik problemden bahsediyor. 2. Doğal kaynakların yok olduğundan. 3. Nüfusun arttığından. 4. Bununla alakalı süreçte belirli tarihlerde belirli bize örneklendirmeler veriyor. Ve belki de olumsuz bir paragraf olduğunu taradım. Bakın tarama yapmak sizin paragrafı %50'sini anlamanız demek. Detaylı anlamanız demek değil ama %50'sini anlamanız demek değerli dostlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Lütfen. Şimdi hiçbir zaman bir paragrafı 4'te 4 çözebilmeniz için %100 anlamanıza gerek yok. Hatta %100 anladığınız paragraflarda bile yanlış yapabilirsiniz. O yüzden amacımız %100 paragrafı anlamak yerine soruları çözebilmek. Taramayı yaptık. Taramayı yaptıktan sonra ilk cümleyi bir okuyun. Mutlaka tarama yapın, ilk cümleyi okuyun. Okuyalım. Imagine an industry that runs out of raw materials. Companies go bankrupt. Workers are laid off. Families suffer. And associated organizations are forced to take drastic action. Evet, ilk cümleyi okudum. Taradığımla doğru orantılı gidiyor. Neden bahsediyor? Ekonomik sıkıntılardan, ham maddenin tüketilmesinden. Paragrafın olumsuz bir yargı olduğunu anladık. Artık ben güçlüyüm çocuklar. Niye? Paragraf hakkında birkaç şey biliyorum. Bu bir avantaj değil mi sizce? Bu bir avantaj. Bu avantajdan döndüm. Hiç paragrafı detaylı okumadan sorulara geçtim. Niye sorulara geçtim sizce? Niye geçtim biliyor musunuz? Artık ben paragrafı tanıyorum. Soru neyi soruyor? Okurken bu bilinçte okuyacağım. Tekrar söylüyorum. Artık paragrafı tanıyorum. Okurken bu doğrultuda okuyacağım. Artık paragrafı tanıyorum. Okurken bu doğrultuda okuyacağım. Soru köklerini oku. Soru köklerini okurken de soru köklerinde sorulan neyse paragrafta gördüğün yerde altını çiz. Atıyorum. Paragrafta şöyle bir soru var. It is stated in the passage that paragrafta vurgulanmıştır ki in 2050. Ben biraz önce paragrafı okurken 2050'yi gördüm. Artık soru kökünü okuduğum için şurada görmüş olduğumuz 2050 kelimesi around 2050 kelimesini soruyor bu paragraf. 2050 civarında ne olacak? İşte o sorunun doğru cevabı ya bunun bir üstündedir ya bunun bir altındadır. Yani sen soru kökünü okurken
Dikkat ettiğin 2050'yi paragrafta okurken dikkatli okuyacaksın. Dikkatli okuduğunda ne olmuş olacak değerli dostum? Ne olacak? Sen dikkatli okuduğunda ne kazanmış olacaksın? Sorunun kökünü yakalayıp paragrafı okurken orayı daha iyi anlamaya çalışacaksın. Çünkü bazı paragraflarda belirli bir kısımdan hiç soru gelmez. İşte o kısmı okuyup kafa yormaya, tamamen anlamaya çalışmaya gerek yoktur değerli dostlar. Bu yüzden soru kökünün altını çizmek çok önemli. Lütfen okurken soru kökünün altını çizin ve soru kökünü işaretleyin. Detaylı okurken de o soru köklerini yuvarlak içine alın. Yuvarlak içine aldığınız soru kökleri size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Geldik. Arkadaşlar, sayısal veriler çok önemlidir. Çünkü 4 paragraf sorunun mutlaka birinde sayısal veriyle alakalı soru sorulur. Madde 5. Özel isimler. Özel isimlere dikkat edin. Çünkü bir paragrafta bazen birden fazla özel isim oluyor. Ve özel isimlerin, bu özel isimler ne olabilir? İnsan olabilir, bir film olabilir, bir kitap olabilir, işte bir sanatçı olabilir, bir ülke olabilir, bir futbol takımı olabilir, bir hastalık türü olabilir vesaire vesaire. Yani burada söylemek istediğim şey, özel isimler bir paragrafta birden fazla olduğunda, atıyorum yazar Ahmet'in yaptığını, paragrafta Ahmet'in yaptığını Mehmet yapmış gibi söylüyor. Sen bakıyorsun Ahmet bunu yapmış. Soruda da bu var. Ama yazar üçkağıtçılık yapıp Ahmet'in yaptığını Mehmet'e yazmış. Ne oldu? Evet, paragrafta Ahmet bir şey yaptı. Ama soruda Mehmet yaptı diye göstermiş onu. Sen de bu paragrafta var diye yanılıyorsun, işaretliyorsun. Daha somut bir örnek vermem gerekirse, Ahmet 2020'de bankadan 250 milyon dolar borç aldı. Paragraf diyor ki, "We can understand from the passage that Mehmet, B şıkkı, şu kadar dolar bankadan para aldı," diyor. Aslında doğru, paragrafımızda borç alma var. Bunu alan kim? Ahmet. Soru kökünde ne? Mehmet. Bu yüzden özel isimleri mutlaka ne yapacaksınız? Çizeceksiniz. Arkadaşlar, bir de bağlaçları okurken dikkat edin. Çünkü however, although, because, therefore gibi bağlaçlar anlamları zıtlık yaparken neden sonuçlara taşıyabilir. Bir paragrafta although he is not fit, fit olmamasına rağmen he can be successful, o başarılı olabilir cümlesinde although'un zıtlık vermesiyle alakalı süreçte size paragrafta soru gelebilir değerli dostlar. Buna da dikkat ediyorsunuz ve soruları çözerken rarely, seldom, only, the first, the best, işte the most, the least ifadelerinden uzak durun. Çünkü bunlar anlamları olumsuzlaştırıp yükseltebilir, derecelendirebilir. Mesela he is one of the best football player demek en iyi futbol oyuncularından biridir demek. Ama bunu alta, yani cümle cevaba he is the best football player diye aktaramaz. Niye? Çünkü soru paragrafta he is one of the best diyor. Yani iyilerden biridir. Soru kökünde he is the best diyor. Burada he is the best demesi en iyidir demek. He is one of the best demesi en iyilerden biridir demek. Yani en iyilerden biridirle en iyi aynı şey değildir değerli dostlar. Bu sebepten dolayı siz buradaki only, rarely, seldom, never, the first, the best, the most, the most successful gibi üstünlük derecesi bildiren ifadeleri okurken dikkatli okuyun. He
eats everything. O her şeyi yer. Adam böyle bir şey yazar ama araya da koyar ki he rarely eats everything. O neredeyse hiç her şeyi yemez. O zaman rarely tamamen anlamı değiştirdi. İşte bunları okurken de ne yapacaksınız değerli dostlar? Dikkatli olacaksınız. Bir de 9. madde olarak buraya ben size şunu yazabilirim değerli arkadaşlar. Few people, birkaç insan demek ama olumsuz anlam veriyor bu. Many people, çok sayıda insan demek. Ya da little homework, az ödev demek. Yani sıkıntısı yok, az ödev, çok sıkıntı yok anlamında. Ya da a great deal of money, çok miktarda para. Yani biz okurken miktar zarflarına da dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlattıklarımı hızlıca özetlememiz gerekirse, paragrafla karşı karşıya geldin. Önce 20 saniyede tarama yapıyorsun. Tarama yaparken bazı kelimelerin altını çiziyorsun ve bir şeyler çıkarım yapıyorsun. Sonra hızlıca ilk cümleyi okuyorsun ve soru köküne iniyorsun. Soru kökünü okurken de dikkatli okuyorsun ve okuduğun soru kökünü paragraf içerisinde ne yapıyorsun değerli arkadaşlar? İşaretliyorsun. Ve paragrafı okurken en çok dikkat etmeniz gereken şey sayısal veriler, özel isimler, bağlaçlar, derece zarfları ve miktar zarfları sizi doğruya ya da yanlışa götürebilir. Paragraf içerisinde gördüğünüz herhangi bir bilginin aynısını bir derecelendirme oyunu yaparak yanlış yapabilir arkadaşlar. Bu yüzden buna da dikkat etmek zorundasınız. Bir de paragraf sorularında başarılı olabilmemiz için sinonim antonim, mutlaka sinonim antonim eşleştirmesine dikkat etmeniz lazım. Bazı soru tiplerinde size paragraftakiyle aynı bilgiyi farklı kelimelerle verir. İşte bu yüzden değerli dostlar, işte bu yüzden sizin eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeleri bilmeniz de önem taşımaktadır. Bakın, paragraf soruları neyi sorar? Paragraf sorularının bir soru tipi yoktur. Paragraf soruları farklı şeyleri sorabilir. Mesela, direkt bilgi sorar. Bu en kolayıdır arkadaşlar. Niye? Paragrafta çok açık belirtilmiştir. Der ki mesela, we can understand from the passage that Alzheimer der, boşluk bırakır. Sen de paragraftaki Alzheimer'la ilgili direkt bilgiyi işaretleyebilirsin. Açık uçlu sorar. Açık uçlu sorular arkadaşlar gerçekten en tehlikeli olanlardır. Açık uçlular direkt bilgi değil, biraz paragrafı bütünüyle anlamayı ihtiyaç duyar. O yüzden bu tür sorular tehlikelilerdir. Eş zıt anlamlı kelime sorar. Bu son dönemlerde özellikle YLS'de karşımıza çıkmaya başladı. Paragraf içerisindeki bir kelimeyi verip bu kelimenin hangisi bunun yerine kullanılabilir ya da bu kelimenin hangisi zıttır diyebiliyor. Yani burada da kelime bilgimizi ölçüyor arkadaşlar. Paragraf sorularında yine son dönemlerde rastladığımız başlık soruları çıkar. İşte bu paragrafın en doğru başlığı hangisi olabilir? Bu tür sorularda nasıl başarılı olabiliriz? Hemen ben size onu anlatayım. Paragrafın giriş ve sonuç cümlesine göre paragraf başlığı seçilir. Tekrar söylüyorum. Paragrafın giriş ve sonuç cümlesine göre başlık seçilir değerli arkadaşlar. Pronoun karşılığını sorar. Der ki 11. line'da them neye atıfta bulunuyor? İşte bu da neye bağlar? O paragrafın bir üst cümlesiyle bir son cümlesini iyi okuyup demin ne olduğunu anlayabilmenizi sağlar. Geldik yorum ve çıkarım sorar. Yorum ve çıkarım paragrafın genelinden öğrenciye yani paragrafı okuyucuya çıkartım yapılarak, yorumlatılarak verilen cevaplardır. Bunlar da öğrencilerimizi çok zorlarlar.
Yorum yaparken de paragrafın tamamından bir çıkarım yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yorum sorularında ve açık uçlu sorularda tüm paragrafı okumanız gerekebilir. Yazarın gözünden sorar. Burada da paragraf içerisinde görürsünüz bunu. Yazar gösterdi ki, yazar I diye kullanır. Biliyorsunuz bir yazar eğer kendinden bahsedecekse bir kitapta I diye kullanır ya da according to the writer, according to the owner of the passage diye bilgiler verir. Burada da yazarın yorumları dikkate alınır. Yazarın yorumları dikkate alınır. Şimdi iki soru tipi dışında, yani açık uçlu ve yorum çıkarım soruları dışarısında diğer 5 soru tipini çözebilmeniz için paragrafı %100 anlamaya ihtiyacınız yoktur değerli arkadaşlar. Bir de şunları iyi bilmeniz gerekiyor. Paragraf soru köklerinde bir bilgi soru kökleri vardır. Bir de yorum soru kökleri vardır. Bilgi soru köklerini çözerken direkt paragrafın içinden cevap bulmanız lazım. Yorum soru köklerini paragrafın içinde aynısı yazmayabilir. Senin yorumlama yeteneğin ne olabilir? O yüzden paragrafın kökünde it is stated in the passage, according to the right passage, the writer points argue that, it is explained in the passage that, it is clear from the passage that, one understands from the passage that, it is pointed out from the passage that, as one can see the passage gibi bilgiler arkadaşlar. Size yorum yapma, paragraf içerisinden cevabı bul der. Fakat değerli arkadaşlar, we can deduce from the passage, we infer from the passage, one can make conclude from the passage, it is implied in the passage, the author concludes, the passage implies ifadeler yorum soru kökleridir ve bu soru köklerinin cevapları direkt paragrafta olmayabilir. Bu soru kökleri de sizin paragrafı genel anlayışınızla alakalıdır. Sizlerden ricam şu, bu soru köklerinde deduce, infer, conclude, imply, conclude ifadelerinin yorum sözü kökü olduğunu, stated, according, point, explain, clear, understand gibi yapıların da bilgi soru kökü olduğunu unutmayın ve soruları cevaplamaya başlamadan önce mutlaka soru köklerinin sizden yorum mu, net bilgi mi istediğini analizleyin. Erdem, burayı defterimize diyorum. Burayı iyi çekelim. Şu kısmı iyi çekelim. Bu kısmı arkadaşlarımız defterlerine yazsın. Teşekkür ederim Erdem. Evet değerli arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi siz paragraf sorularında başarılı olabilmeniz için öncelikle kelime darcığınızı genişletmeniz gerekiyor. Gramere sahip olmanız lazım ve çeviri yapmanız lazım. Bir öğrencinin sınavda paragraf sorularından sıkılmaması ve başarılı olabilmesi için okuma alışkanlığı kazanması gerekiyor. Devam eden videolarımızda ben her hafta size 2 ya da 3, 4 ya da 5 artık vaktimize göre detaylı paragraf sorusu çözeceğim. Çözerken de bu söylediklerimi kullanarak çözeceğim değerli arkadaşlar. Ama sizlerden ricam nedir? Sizlerden ricam lütfen değerli arkadaşlar her gün 5 tane okuma alışkanlığını kazanın. O zaman videoyu kapatmadan önce şöyle size bir ifade kullanıyorum. Bir paragrafı çözebilmek için sadece kelimeyi çok bilmek ya da çok iyi anlamak yetmeyebilir. Paragrafı doğru okumanız çok önemlidir. Hiçbir şey bilmeden çözmeniz çok zor ama paragrafı az çok anlayarak, bakın az çok anlayarak doğru çözebilirsiniz. Ama nasıl doğru çözebilirsiniz? Çok anlamadan nasıl paragraf doğru çözülüyor? Bir, taramayı iyi yapacaksınız.
soru köklerini iyi okuyacaksınız. Soru kökleriyle paragrafı eşleştireceksiniz. Sayısal verilere, özel isimlere, bağlaçlara ve derecelendirme bildiren zarflarla miktar zarflarına dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlar. Bu sebepten dolayı içiniz rahat olsun. Bir paragrafta %100 başarıya gidebilmeniz için paragrafı %100 anlamanız gerekmez. Fakat doğru okursanız, anlamasanız bile doğru soru köklerini tutarak 4'te 2 yapabilirsiniz. O yüzden 55 almak isteyen öğrencilerim, her paragrafta 2 doğru, 5 çarpı 2 10 doğru, 55 puan demektir. Biraz da kendinizi güçlendirirseniz, 12-13 doğruya çıkartırsanız 65 doğru demektir değerli arkadaşlar bu. Peki hocam paragrafı nereden okuyacağız? Hocam paragraf okuyacağım da doğru okuyup okumadığımı bilmiyorum, ne yapmalıyım? Buraya da cevap verip videomuzu sonlandıralım. Bir kitap alabilir miyim Erden? Hemen geliyorum dostlar, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, benim bir kitap setim var. Overdose Reading Vocabulary, Grammar ve Skills diye. Şimdi Erdem, bunu bir yakından alabilir miyiz? Şu şekilde ben sana tutsam. Bakın değerli arkadaşlar, bu bizim okuma kitabımız. Burada makalemiz var. Sözlükle uğraşmayın diye kelimenin İngilizce açıklamasını, daha fazla kelime öğrenin diye sinonimini, antonimini ve Türkçesini verdik değerli arkadaşlar. Paragraf okurken bilmediğin kelimeler altta. Bir de sana bir boş alan bıraktık. Dedik ki sen çevir. Paragrafı buraya çeviriyorsun. Sonra alt tarafta çıkarım soruları var. True false diye. Çünkü son dönemde YDS, YÖKDİL ve LYS'de çıkarım soruları çok fazla çıkmakta. Çevirdiniz. 4 tane YDS tarzında soru var. Belki de en önemlisi, paragrafın tamamen Türkçesi var arkadaşlar. Bu kitabımızın diğer bir özelliği de bu: her 10 makalede geçen kelimelerle ilgili size boşluk doldurma ve test sınavı hazırladık. Yani paragraflarda geçen kelimeleri öğrenip öğrenmediğinizi ölçtük. Bu şekilde 100 çevirili, 100 çeviriye sahip reading makalesinin arkasına da 50 tane kendinizi hızlan 30 tane pardon kendinizi geliştirip geliştirmediğinizi ölçebilmeniz için normal paragraf sorusu koyduk. Bu sebepten dolayı bu reading kitabımız ya da bunun gibi piyasada diğer değerli yazarlarımızın yayınlarını alıp mutlaka her gün en az 3-5 tane okuyun arkadaşlar. 130 makale var. 130 bölü 3 deseniz ortalama 1,5-2 ayda bu kitabı bitirmeniz gerekiyor. O yüzden her gün okuyun, okudukça gelişin. İngilizceyi öğrenmenin en iyi yollarından biri okumaktır. Hele kelime öğrenmek için en önemli şey okuma yapmaktır. Bir diğer videomuzda kitabımızdaki bir makaleyi anlattığım yönteme göre sizlere çözümleyeceğim değerli arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşürüz, Allah'a emanet olun.